Sevgili Gökmen, iyi yayınlar diyorum, iyi akşamlar. İyi Bütün akşamlar. camiamıza güzel bir akşam diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Evet, haberimizi paylaştık değerli izleyicilerimizle, Duydum. camiamızla. Kulübümüz tweetler attı bu akşam, az evvel de Evet. diyebiliriz hatta atılan tweetlere. Savcılar göreve dedik ve hesap soracağız dedik. Bu hashtaglerle tweetler paylaştık. Neler söylersiniz konuya dair geçmişten günümüze yaşananları da dahil ederek? Sevgili Gökmen, yani SF'le kınayacağımız gerçekten bir akşam yaşıyoruz. Yani öncelikle bunu söylemek zorundayım. Bugün gerçekten Türkiye spor tarihinde yani bir defa daha görmek istemediğimiz bir akşam yaşamış olduk. Yani hakikaten bir spor kulübünün yapmış olduğu hakikaten maçtan önce açılan bir pankartını, yani hala 2010 yılı ve 11 yılının, yani 2010-11 sezonunun daha doğrusu şampiyonunun kendilerinin olduğu ve bunu da maalesef ve maalesef yani tırnak arasında bunu tekrar altını çiziyorum. Bir silahın namlusunun ucuna asarak göstermelerini hakikaten esefle kınıyorum. Yani bu ne bir insanlık hakikaten hukukuna yakışır, ne bir onuruna yakışır. Yani böyle bir yapının bu şekilde bizim tarafımıza konması, bütün Türkiye Cumhuriyeti insanlığın izlemesi kadar acı bir şey olamaz diye düşünüyorum. Şundan dolayı sevgili Gökmen, yani bütün bu anlamda Türkiye izlemiştir. Bütün insanlar bu anlamda bu tabloyu izlemiştir ki hak, hukuk, adaletin neredeyse hiçe sayıldığı, 3 Temmuz sürecinin yani kumpas davasını reddetmekle FETÖ terör örgütünün bir adeta meşru bir şekilde görülmesinin sanki gerçekten normal sayılacağı bir hakikaten tablo önümüze serilmiş vaziyette sevgili Gökmen. Yani bunu insanların böyle anlamaması mümkün değil. Siz şayet 2010-11 sezonunun şampiyonluğunu gerçekten eğer size yakıştırıyor iseniz, bunu Fenerbahçe'nin olmasının mümkün olmadığını söylüyor iseniz, siz gerçekten FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz. FETÖ'yü bu anlamda FETÖ terör örgütünü meşru bir hale getiriyorsunuz demektir. Bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne işlenebilecek en büyük suçlardan bir tanesidir. Böyle baktığınız zaman yani işin toplamda bütün yekün olarak baktığınız zaman Türk spor adaletine yapılabilecek en büyük ihanetlerden bir tanesini yapıyorsunuz demektir. Yani bakın şu an yaşadığımız sezon 2021-22. Yani tescil edilmesi bile birçok kurum tarafından, birçok hakikaten öngörü tarafından tartışılan bir sezon yaşıyoruz. Siz bu sezonda topunuzu oynarken, siz böylesine tescil edilmeli mi, edilmemeli sorusunun tam olarak karşılığını bulamadığımız bir sezon içerisinde iken, kalkıp dönüp 2010-11 sezonuyla ve gerçekten şunu Fenerbahçeliler olarak çok büyük bir memnuniyetle söylüyorum ki, annemizin ak sütü kadar helal olan bir şampiyonluğumuzun hakkında hala bir hak iddia etmeniz kadar, yani dediğim gibi biraz önceki kelimelerimde olduğum gibi saçma sapan, hiçbir mesnedi olmayan, hiçbir hukuka dayanmayan, adaletin bütün organlarını sıkıntıya sokan bir şekilde gerçekten yani bu konuyu gündeme getiriyor iseniz, zaten FETÖ'yü meşrulatmaktan başka, meşru etmek gibi bir çaba içerisine girmekten başka bir şey yapmıyorsunuz demektir. Yani bir TC vatandaşı olarak buna ben şahsen çok üzülüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak hakikaten en büyük benim derdim bu oluyor. Yani bırakın herkes kendi işine gücüne baksın. Yani bizim için 2010-11 yılı her bakımdan adaletin bütün organları tarafından zaten sonuna kadar bize verilmiş olan en büyük hakkımız, alın terimiz nihayetinde. Yani bugün en büyük suç alın terinin çalınabileceği bir suçtur. Yani bunların toplamına bakıldığı zaman yani hakikaten ilginç bir akşam yaşıyoruz. Çok esefle kınadığım bir akşam yaşıyoruz. Yani bir spor kulübünün, gerçekten bir spor kulübünün yani maça çıkarken böyle bir pankart asması, böyle bir pankart asarak namlunun ucuna Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük bir spor camiasını koyması kadar bir şey olamaz. Yani bir böyle nasıl bir hakikaten sıkıntıya girilebilir? Bunun hakikaten tarifini yapmakta ben zorluk çekiyorum sevgili Gökmen.
Evet. Yani bu bakımdan yani vicdanlara sesleniyorum, adalete sesleniyorum. Dolayısıyla bütün Fenerbahçe camiasının bireyleri, kurumları bu konuda gerçekten bütün haykırışları, işte mailleriyle, WhatsApp mesajlarıyla, bütün bu anlamda gerçekten bize olan sinyalleriyle ulaşmakta. Yani onları hakikaten tutmakta zorlandığımız bir akşam yaşıyoruz. Süreç yaşıyoruz yani nihayetinde. Ama bizim bütün sürecimiz tabii ki hak, hukuk ve adaletin bize ışık tuttuğu ve göstermiş olduğu süreç nihayetinde. Yani bugün bütün taraftarımıza, camiamıza sakin olmalarını ben buradan rica ediyorum. Ama hakkımızın, hukukumuzun, adaletimizin gittiği bütün noktalara kadar, yani %100 bütün noktalara kadar sonuna kadar da savunucusu olacağız. Sonuna kadar da. Yani bizim için bize dil uzatanlar, yani şampiyonluğumuzu görmezden gelenler. Bakın burada en bu işin acısı sevgili Gökmen, yani büyük bir suç olarak Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde, adalet tarihinde büyük bir suç olarak hakikaten gördüğüm, halkı galeyana getirebilecek bütün bu söylemleri yapmak hakikaten yapılabilecek en bence en önemli hakikaten sıkıntılardan bir tanesi. Yani bunu görüyorum ben bu akşam. Bu akşamki eylemde, bu pankart eyleminde, bugüne kadar olan bütün daha doğrusu yapılarda, burada öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve bütün savcıları, nöbetçi savcılar başta olmak üzere, adalet sistemindeki bütün bu anlamda gerçekten mekanizmaları göreve davet ediyorum. Yani kulübümüz olarak, yani yaklaşık bir süre önce göstermiş olduğumuz sosyal medya tepkilerinde de zaten söylediğimiz gibi, bunların hepsinin artık yani ilgili olan bütün kurumlar tarafından görülmesi gerekir. Ya herkesin işine gücüne bakması gereken bir şey var. Türkiye'ye bugün yapılabilecek zaten Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük kötülüklerden bir tanesi, geçmişe dönük olarak hak edilmiş olan, hukuk tarafından öngörülmüş olan şeylere dil uzatmaktır. Yani baktığınız zaman yani Fenerbahçe'nin de 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuzu gerçekten görmezden gelmektir. Kulakların duymamasıdır. Yani bunlardan artık vazgeçilmemiz gerekir. Bu güzel ülkenin gerçekten bu güzel ülkenin sıkıntılarını daha fazla büyütmeyen camialar olma. Ya bunun artık bir şizofren bir hadise haline gelmesinden kurtulmak gerekir sevgili Gökmen. Yani bunları sürekli biz sosyal medya hesaplarımızdan zaman zaman duyuyoruz. Bütün hukuksal bu anlamda tool'larımızı kullanıyoruz ama bundan sonra hakikaten bu kadar artık had aşan, yani haddini bu kadar aşan bir yapının hukuksal bütün mecralar önünde de santim santim hesap vereceği artık günler, artık yarın itibariyle hayata geçirilecektir. Yani nöbetçi savcıları ben de buradan büyük bir bu anlamda şeyle göreve davet ediyorum. Sayın Bilecik, kulübümüzün alacağı aksiyonlar neler olacak? Yol haritası neler? Savcılar göreve dedik. Yol haritasının devamında kulübümüzden beklentiler neler olacak? Neler yapılacak? Sevgili Gökmen, bildiğimiz gibi yaklaşık yarın Ramazan ayımızın, mübarek Ramazan ayımızın son günü. Yani pazartesi itibariyle Ramazan bayramımızın, mübarek Ramazan bayramının ilk günü. Ancak hukuk yarım saat bile beklemez. Hukukun bu anlamda hayata geçmesi artık yani saniyelerin bile beklememesi gereken bir yapı. Yani bugün adalet sistemimiz içerisindeki bütün nöbetçi savcıların bizim bu anlamda başvuru dilekçelerimizi yarın itibariyle hayata geçireceğine ben inanıyorum. Bu konuda biz gerek Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, gerek derneklerimiz olarak, gerek bu konuda rahatsızlıklarını hayata geçirebilecek bütün taraftarlarımız olarak hukuka kendi dilekçelerimizi, tabii ki yarın itibariyle bu anlamda hayata geçmesi için başvurularımızı yapacağız. Yani bizim bütün şeyimiz dediğim gibi namlunun ucuna koyan bir Fenerbahçe yapısını Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak, bırakın bir Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili olarak değil, bir vatandaş olarak reddediyorum. Yani böyle bir şey akla ziyan, mantığa ziyan, hiçbir bu anlamda gerçekten aklı selim bir davranışla bir araya gelemeyecek bu anlamda bir davranışmalı olarak görüyorum. Böyle baktığımız zaman ben adalet sistemimizin,
Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemimizin bu konuda gerçekten doğru kararı alacağını ve hızla bu anlamda hayata geçireceği konusunda bir şüphem yok. Eminim. O bakımdan yani benim buradan da bu anlamda tavsiyem bütün Fenerbahçe camiamızın, kongre üyelerimizin, derneklerimizin öncelikle sakin olması. Ama günün sonu itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün işaret edeceği bu anlamda hukuksal bütün yollarda gerek kişisel olarak, gerek dernekler olarak, gerek kurum olarak da herkes bu anlamda tabii ki adımını bu anlamda atması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilecik. Yayınımıza bağlandınız. Sağ olun. Yani adalet her zaman gerekli olan tecellisini hayata geçirir. Hiçbir zaman gerçekten harfiyen bu anlamda şaşmaz. O bakımdan zaten adaleti temsil eden en önemli öge zaten gözleri kapalıdır. Yani herkese eşit uzaklıkta, eşit yakınlıktadır sevgili Gökmen. Ben o bakımdan da bu tecellinin çok seri bir şekilde hayata geçireceğine inanıyorum. Buradan da gerçekten çok yaşa Fenerbahçe diyorum. Çok sevgilerimle tekrardan. Ve bütün camiamızın şu an buradan yani bir gün sonra hayata geçecek olan Ramazan Bayramı'nda tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bunun huzur, sağlık ve barış içerisinde özellikle İslam camiasına ve bütün Türk camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fenerbahçe camiası başta olmak üzere. Tekrardan saygı ve sevgilerimle. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler bizden. Sizlere de iyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Ve şimdi de Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılhan telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Kızılhan hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizlere de iyi akşamlar. Evet, kulübümüz bu paylaşımları yaptı. Camiamızla buluşturduk Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından. Sizin görüşleriniz neler, siz neler paylaşırsınız bizlerle? Şimdi öncelikle altını çizerek söylemek istiyorum. 2010-2011 sezonu şampiyonu Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'dir. Bu da defalarca yargı yoluyla sadece bir kez değil defalarca kanıtlanmıştır. Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonu üzerinden kendilerince bir iletişim yapmayı ve tabiri caizse saçma sapan gündem oluşturmayı kendine adet edinmiştir. Bu gereksiz iletişimin son 3-4 haftadır arttığını da hep beraber görüyoruz ve bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu akşam Trabzonspor Antalya maçında yaşananlar da bizler için bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu konuda gerekli girişimleri bugüne kadar defalarca kez yapmıştık. Ama özellikle bu geceki Trabzonspor Kulübü'nün tüm yaptıklarıyla ilgili yeni bir hukuki sürece başladığımızı da ifade etmek istiyorum. Maçta açılan pankart tam anlamıyla bir skandaldır. Rezalet örneğidir. Erol Bey de bu konuda zaten fikirlerini beyan etmiştir. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Hukuk çerçevesinde her şeyi yapacağız. Her şeyi birer birer yapacağız. Ve ben şuna da değinmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu istediği zaman anlık geri dönüşler yapabiliyor. Bunu defalarca gördük, yaşadık. Bizim 28 şampiyonluğumuzla ilgili başvurumuz neredeyse 400-450 gündür bekliyor. Niye bekliyor, niye bekletiliyor? Hiçbir anlam veremiyoruz. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, camiası bu işin peşini bırakmayacak. TFF'den ivedilik de artık çok hızlı bir şekilde bu konuda müspet, menfi geri dönüşlerini beklediğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve son olarak bir kez daha altını çizerek 2010-2011 sezonu şampiyonu Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'dir diyerek sözlerimi bitiriyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz bizler de. Sağ olun. İyi geceler. Kulübümüzün avukatlarından Naim Karakaya, Fenerbahçe'mize kumpas kuran FETÖ üyesi polislere verilen cezaların onanmasını televizyonumuza değerlendirdi. Bölge Adliye Mahkemesi incelemesini yaptı, bitirdi ve kararı açıkladı. Kararda şu noktalar önemli. Biz kulübümüzün yani sadece şahısların değil kulübümüzün de mağdur olduğunu değerlendirmiştik ve bu sebeple katılan yani davada taraf sıfatı almayı istemiştik.
Mahkeme bize mağdur sıfatını yeterli bulmuştu. Bu yönüyle Bölge Adliye Mahkemesi belirli suçlar yönünden kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçları yönünden kulübün katılan sıfatı alması gerektiğini ifade etti. Bu önemli bir kazanımdır. Yine buradaki sanıklara yani 3 Temmuz 2011'deki operasyonu yürüten polisler gerek memur gerek şefler yani sanıklarımızdı. Bunlar hakkında gerek anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek gerek terör örgütüne üyelik şeklindeki verilen cezalar yönünden de onama kararları verildi. Yine bunun dışında iftira, belgede sahtecilik gibi diğer suçlar yönünden de ağırlıklı olarak mahkumiyet kararları onandı. Şöyle bir lehte bir durum daha var. Kulübümüzün lehinde bir durum var. 3 Temmuz sürecinde yani sadece savcılıkla soruşturma geçirilen kişiler ve mahkemece hakkında dava açılanlar yönünden hepsi açısından iftira suçunun oluştuğunu ifade etmiştik. İlk derece mahkemesi yani İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi hakkında dava açılanlar yönünden mahkumiyet kararı vermiş. Diğerleri yönünden bir iftira suçu yönünden bir değerlendirme yapmamıştı. Bölge Adliye Mahkemesi bu yönüyle de kararı camiamız lehine bozmuştur. Ve kararda sadece hakkında ceza davası açılanlar için aynı zamanda soruşturma geçiren, savcılıkça da soruşturma geçiren insanlarla ilgili olarak da bir araştırma yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu yönüyle bu kişilerin davet edilerek mahkemeye şikayetlerinin alınıp karar verilebileceğini düşünüyoruz. Mahkeme yani Bölge Adliye Mahkemesi ağırlıklı olarak büyük cezalar yönünden cezaları onamış. Küçük cezalar bazı yani dosyalar yönünden de bozma kararı vererek burada yani kulübümüz ve camiamız lehine bozma kararı vererek dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir. Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra da devam edilecektir. Ve bizim amacımız kısa zamanda yani temizden yani Yargıtay'dan da bu cezaların geçerek kesinleşeceği yönünde gerek polisler gerek savcı gerek hakimce bu sürecin hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğü, örgüt mensuplarınca yürütüldüğü, adeta buradaki insanların üniformalarını yani paravan yaparak bu örgütün amaçlarına hizmet ettikleri yönünde önemli bir aşama kat edilmiştir.